Olur. Defa diyorum. Diyorum ki A sıfırdan farklı olmak üzere. A, B, C reel sayı. AX kare artı BX artı C eşittir sıfır denklemine ikinci dereceden tek değişkenli denklem. Tek değişkenli denklem. Şayet Y eşittir FX dediğim zaman AX kare artı BX artı C de ikinci dereceden tek değişkenli fonksiyon denir diyeceğim. Şu fonksiyonun analitik ortamdaki görüntüsüne ise parabol diyeceğim. Tabii biz parabolü ayrıca farklı tanım yapacağız. Daha parabol kavramını daha farklı tanım yapacağız. Bizim burada amacımız bu denklemi çözebilmek bir. Bu fonksiyona karşı gelecek olan parabolü çizebilmek ve parabol ile x o'ya düzlem arasındaki ilişkiyi incelemektir. Oldu mu? Asıl amacımız bu bizim. Şimdi denklemi alıyorum. İyi bak. İyi bak. Normalde biz örneğin x kare eksi 2x eksi 3 işte sıfır denklemini biz daha önce çarpanları ayırmadan çözebiliyorduk değil mi? Çarpanı ayırırken köklerini buluyordum. Biz bunu çarpanı ayırırken bir, eksi 3 ile ilgili konuşuyorduk. Şimdi bu eksi 3'e 1. Toplarsam bunu veriyor mu? Verdi. X eksi 3 çarpı x artı 1 sıfır ise diyorduk ki ya bu sıfırdır Ya da diğeri sıfırdır. bunu biz çarpanlar ayırmadan Hı. getiriyorduk. Veya bu çözümü tam kare yaparak İskeletten yapıyorduk. x diye bir şeyimiz yok şu an. Oldu mu? Yok öyle bir şeyimiz. Veya tam kare yapıyorduk. X kare Hı. eksi 2x 1 eksi Artı bir. 1 çıkardı. Eksi dört. 0. Şu ifade x X eksi eksi birin 1 karesi. eşittir 4 demiştik. 4 Kare kökünü aldım. 4 dışarı kaç çıkar? mutlak değer içinde 2. 2 çıkar. Diğeri de mutlak değer içinde 2 eksi 1. Bu çıkardı. Bunu da bir çözüyordum. Bu ya artı 2'dir, eksi 2'dir. Çözüyordum. Bir eksi bir artı evet. Tabii biz bunlar yaparken normal çarpanlarına ayrılabilen, reel ortamda çarpanlarına ayrılabilen kavramları kullanmıştık. Ya çarpanlarına ayrılmazsa o zaman ne yapacağız? Bizim asıl problemimiz bu. Şöyle bakayım, tahta parlamıyor değil mi şöyle? Tahta parlıyor mu şu an? Tahtamız parlıyor mu Yani bilmiyorum. çok parlamıyor ama şey tahtayı biraz size doğru sola doğru çekerseniz daha iyi olur. Öyle mi? Evet, tamam. Parlamıyor artık şimdi. Tahtaya baktık. Düşünce şurası artı 3 değil mi? Ben çarpanlarıma şansım yok. Bu durumda asıl anlatacağım konu gündeme geliyor. Nedir konu şu? AX kare artı BX artı C eşittir sıfır denkleminin çözüm kümesi geliyor. Ben burada her tarafı A'ya bölersem veya A parantezine alırsam aynı şey değil mi? B bölü AX artı C bölü A eşittir kim olur? Sıfır olur. A'yı ne almıştım? Sıfırdan farklıydı. O halde burası sıfırdır. X kare artı B bölü AX artı kim? C bölü A sıfırdır. Şu sıfır az daha bu tarafa alayım. Ne yapıyorum? Şu tam kare yapıyorum. Bunun yarısı kim? B bölü 2A. B bölü 2A'nın karesini. Bir hem buraya ekliyorum hem de buraya ekliyorum. Değer değişir mi? Değişmez. B kare bölü kim olur? 4 A kare olur. Hem buraya ekledim hem de buraya. Bakın şurası tam kare oldu. X artı Hı. B bölü 2A'nın
karesi. Birincinin karesi. Bundan bu çarpımının iki katı. İkincinin karesi. Cebirayla diğer tarafa atayım. Eşittir. B kare bölü 4A kare eksi C bölü A olur. Şunu paydadan eşitlersem şuranın B kare eksi 4AC bölü kim olur? 4A kare olur. Görebildik mi? Hı hı. Benim amacım kim? X'i çözmek değil mi? Her iki tarafın kare kökünü aldım. Kökünü aldım. Bu dışarı ne çıktı? Mutlak çıktı. X artı B bölü 2 çıktı. Bu da burada şu oldu. B kare eksi 4 AC bölü 2 4 açığa çıkar. 2 mutlak A çıkar. Görebildik mi? Evet. Yukarı silebilir miyim artık? Yazdım mı buraları? Hı. Siliyorum burayı. Tamam. Şu alttaki ifadeyi yukarıya aldım. Ne yaptım? Yukarıya aldım. Mutlak değer dışarı bir artı bir eksi çıkar düşüncesiyle. Artı eksi buraya aldım. X artı B bölü 2A eşittir artı eksi kök içerisinde B kare eksi 4AC bölü 2. İki tane mutlak A çıkar. Bu da dışarı artı eksi çıkar ya şu. Değil evet. Mi? O halde bunun eksisini artı yapar, artısını eksi yapar. X'i yalnız bıraktım. X eşittir. Bunu alırsın, alırsam bu tarafa eksi B bölü 2 A çıkar. Paydalar ne olur? Eşit olur. Eksi B artı eksi kök B kare eksi formülün açılımı buradan geliyormuş. Sahipmiş. Anlaşıldı mı? Bak ne var şimdi burada? İyi bak. Ben buradan bir artı bir eksi. Bir artısını alırım. Bir de eksisini aldığım için iki kök olur. Eksi bir artı şu kök bölü iki, iki olur. Görebildik mi? Tamam mı? İki yazmıyorum bunu şimdi. Dursun. Görürsünüz. Şunu taraf tarafa topladı. X1 artı X2 geldi karşıma. Toplarsam bakın, toplarsam şu şunu götürür değil mi? Eksi 2B bölü 2A çıkar. 2'ler gider, eksi B eksi bölü, B bölü A kökler toplamı olur. Hı hı. Bu tarafa çarpıyorum. X1 çarpı X2 eşittir. İyi baktık mı? Çarparsam bu taraf tarafa paydanın çarpımı 4A kareyi getirir. Hı hı. 4A kare. Bak üretiyorum ki hızlı düşüneyim sorularda. Ezberlemeyin bunları oldu mu? Nereden geldiğini bilmek zorundayım bunları. Çarparsam iki karenin farkı değil mi bu? Hı hı. Eksi B'nin karesi eksi kökün karesi. Değil mi? B kare eksi 4 acı. Anlaştık mı? Evet. Eksi B'nin karesi ne yapar? Artı B kare. Artı 2 B kare. Evet. Eksi. Kök içerisi tanımını kabul ediyorum. Sıfırdan büyük kabul ediyorum. Tamam. O halde dışarı ne çıkar? Aynen çıkar. Artı. Eksi B kare artı 4 AC çıkar. Kareler gider. Dörtler gitti, A'lar gitti. Dörtler gitti, A'lar gitti. C bölü A. C bölü A kaldı. Ne oldu? Kökler toplam ve kökler çarpımı buldum. Kimin? AX kare artı BX artı C'nin. Bu anlattıklarımın hepsine bir diyorum. Al tahtayı hızlı. Evet, tamam. Kökler toplamı neymiş? Eksi B bölü A. Kökler çarpımı neymiş? C bölü A. İyi bak. AX kare artı BX artı C işte sıfır denkleminde. A parantezini aldım. X kare
artı b bölü ax artı 2 c bölü a. Eşittir kim? Her tarafı a'ya böldüm. A'ya gerek yok değil mi artık? Bir dakika. A parantezini aldım. A'ya tamam, böldüm. Tamam. B bölü a'yı x kare b bölü a'yı eksi b bölü a yazdım. Bu da efendim c bölü a. Kimmiş efendim? Sıfır. X kare eksi b niye bölü böyle a bir şey yaptık? X bir artı x ikiymiş. Öyle değil mi? Kökler toplamı. Çarpı x. Evet. Kökler, kökler çarpımı. Eşittir sıfır. İşte bu bana kökler toplamı ve çarpımı verilen denklemi verir bana. Evet. Bana dedi ki iki kardeşin yaşları toplamı falan. Yaşlar çarptığında falansa yaşlarını bul dedi. Bakın soru kuruyorum. Değil mi? Bir babayla oğlunun yaşları toplamı efendim kaç olsun? 30. Aldım. Yaşları çarpımı işte efendim kim olsun? Baba 10 olsun. 200 olsun efendim. Yazdın mı? O da burası kim? X eksi 2 mi X kare? İşte sen kendi denklem. Bakın. Eşittir 2 mi 0? Babayla oğlu yaşları toplamı 30. Yaşlar çarpımı 200 ise her bir yaşı nedir? Bu denklem çöz demek. Bakın. Ne yaptım? Konuyu getirdim. Denklem kurmayla bağdaştırdım. Birleştirdim. Anlaşıldı mı? Devam ediyorum yine tekrar. Devam ediyorum. İyi. Şöyle dağıttım. X kare eksi x1 çarpı x. Şu dağıtıyorum. Eksi x2 çarpı x. Artı x1 çarpı x2. Kim eşit? Sıfıra. Çarpanlarına ayırıyorum bakın. Burada kim ortak? X ortak. X'ler. X eksi x1. Tamam mı? Diğerinde de x2. Kim ortak? X2 ortak. X2'ler. X2 parantezinde x eksi. X1 eksi x. Sıfır mı? Şimdi x1 eksi x1 parantezi. X eksi x1 parantezi. Devam ediyorum. X eksi x1 parantezinde. Çarpı x eksi x2. X eksi x2. Bir kökü x1, bir kökü x2. Bu bana neyi verir? Kökleri verilen denklemi kurmama yarar. Köklerin biri bir. Soru. X1 eşittir 1. X2 eşittir 2 olan denklem sorsa bana. Paraboldeki x kesen noktaların denklemi gibi. Bakacağız. Hemen nedir bu? X eksi 1. X eksi x1 çarpı x eksi 2. Veya bunu kullanırım. Bu veya x kare eksi 3x artı 2 eksi kökler toplamı 3x artı 2 3'te 0. Anlıyor muyum? Evet. Bir dakika. Tamam. Tamam mı? Sildim. Aynı kavramı fonksiyona taşıyorum. Bak fonksiyona. Y eşittir fx. Ax kare artı bx artı c miydi? Getirdim. Bak burada eşittir sıfır yok. A parantezini alırsam ise x kare artı b bölü ax artı c bölü a olur. Burada a'yı yok edemem. Eşitliği yok. Oldu mu? O halde a çarpı x kare eksi aldığınız zaman kökler toplamı x artı kökler çarpı. Anlaşıldı mı? Az önceki neyiz? Bakın. Veya bunu çarpanına ayırdım. X eksi x1 çarpı x eksi x2 çıktı. Anlaşıldı mı? Biz bakın şurada burada burayı kim sıfır yapar?
x1. x1. Öyleyse x1, x eşittir x1 için gene çıkar 0. X eşittir x2 için yine çıkar efendim 0. 0. Ben bunu analitik ortama taşırsam x1 0 nokta. X de x eksenin üzerinde. Ve x2 üzerinde. Yarın ben bu grafiğini çizdiğim zaman işte biz bunlara kök diyeceğiz. Hı hı. Bir başka ifadeyle ister parabol olsun ister herhangi bir doğru veya herhangi bir eğri olsun. Bir doğrunun veya bir eğrinin x eksenini kestiği noktalara o doğrunun, o eğrinin kökleri denir. Veya sıfır yeri denir. Ne yeri efendim? Sıfır yeri. Yani y'si sıfır demek. Bu parabol. Bu doğru da olabilirdi. O halde ben ne yaptım? Az önceki bilgiyi buraya taşıdım. Ne yaptım? Buraya taşıdım. Siliyorum. Hı-hı. Siliyorum. Buna 2 demiştim. 3 ile dün ben sana bir 2 tane soru gönderdim. Hatırlıyor musun? Evet. Ben artık madem diyelim ki şu bir doğru. Bu doğru. Bu doğru ne demek? Y eşittir. Mx artı m mi olsun? İşte şu doğrunun x'i kestiği noktada bunu kökü diyeceğim. Doğru x eksenini kesiyorsa kökü vardır. Kesmiyorsa kökü yoktur. Biz buna bu doğrunun aynı zamanda sıfır yeri diyeceğiz. Efendim rastgele bir parabol. İki noktada mı kesti efendim? İki kökü var. Hı hı. Bir noktada mı kesti? Bir kökü var. Kesmiyorsa kökü yok. Kesmiyorsa kökü yok. Şimdi toparlıyorum. Bu parabol için geçerli. Az önce ne dedim? Bütün eğriler için geçerli. Bir eğri x eksenini kaç noktada kesiyorsa olur mu? Kaç, en az 3 değil mi en az? Mesela 3 noktada mı kesti efendim? Evet. Bu eğri, bak bu eğri üçüncü dereceden bir fonksiyondur. Evet. Toparlıyorum olayı. Şu eğri az sonra gelecek. Dördüncü dereceden. 2, 3, 4. 4 dediğim zaman bakın mesela burada en az dördüncü derece olur fonksiyonum. En az. Niye en az dördüncü olur? Diyelim ki burası x1, x2, x3 ya şurası. İyi bak. Benim bu fonksiyonum fx eşittir a çarpı x eksi x1 x eksi x2 çarpı x eksi x3. Bak burada çakışık kök demektir. Çakışık anlatacağım. Bu kare de olabilir. İyi bakın bak kare de olabilir. Dördüncü kuvvet de olabilir. Altıncı kuvvet de olabilir. 36. kuvvet de olabilir. Anlatabiliyor muyum? Öyleyse en az dördüncü dereceden denklenir. En az kaç? Dörttür. Ama benim fonksiyonu kesseydi üçüncü dereceden değil. Kesip geçseydi. Şimdi toparlıyorum olaylar. İyi bak yavaş yavaş. Tahtaya baktık. Çok kısa y eşittir fx. O da eşittir ax kare fonksiyonun grafiğini çiziyor. Biz bunu nokta nokta prensibine geçirebiliriz. X'e değer verip y bulacağım. X'e 0 verdim, y de 0 çıktı. X'e 1 verdim, y ne çıktı? A. X eksi 1 ise y ne çıkar? A. A sayısı pozitifse, bak A neyse pozitifse. A büyük 0 ise X 1 için y'si kim? A. Eksi 1 için y'si kim? A. Neden geçiyor? 0 0'dan geçiyor. Aldım. A 0'dan büyükse. A 0'dan küçük olsaydı ben değerlerimi bulduracaktım. A 0'dan küçükse efendim.
Biz bir de argo olarak deriz ki A pozitifse kollar yukarı, A negatifse kollar aşağı. Aslında böyle bir matematik yok. Oldu mu? Çünkü A-teğet düzleminin aşağısı yukarısı yok. Ben döndüreceğim zaman zaman A-teğet düzlemini. Ayrıca aklımızda böyle kalsın. Bu argoyu da kullanabiliriz. Burayı çizemem. Tamam. Aynı fonksiyonu getirdim. Ax kare artı c aldım. C kimi değiştirir? Y'leri değiştirir. Evet. O zaman c kadar benim fonksiyonum yukarı çıkacak. C kadar. Sıfır, sıfır artı c oldu burası. Bakın sıfır artı kim? C. Yani burası ne oldu? C oldu. C kadar çıktı. Burası a artı c oldu. A artı c oldu. Böyleyse. Bakın ne oldu? Şu nokta yukarı çıktı. Şurası artı c oldu. Şurası. Yukarı çıktı. Artı ne oldu? Efendim c oldu. C negatifse, c pozitifse, c sıfırdan efendim büyük. C negatifse aşağı inecektir. Böyle. C kadar ne yapacak? Aşağı inecek. C kadar aşağı inerse eksenleri keser. İki tane kökü olur. Eksenleri kesmez. Kökü olmaz. Ne olmaz? Kökü olmaz. Şimdi olaya bakıyorum. Ax kare artı c'den sonra kökü olma ve olmama durumuna bakalım. Olma veya olmama durumu. Kökler kim idi? X1 x2 eşittir. Eksi b artı kök. O b kare eksi 4 acıya delta diyeceğim bundan sonra. Veya bazı kişiler yapar diksimilat diyor. Ne dedim? Delta dedim. Delta şu kavram sıfırdan büyükse pozitifse dışarı çıkar mı? Çıkar. O zaman 1 artı 1 eksi kökü olur. Yani 2 kökü olur. Delta sıfırdan büyükse. Delta büyük sıfır ise kaç kökü olurmuş? 2 kökü. O zaman bakın ekseni 2 noktaya kesiyor. O halde ekseni 2 noktaya kesiyor ise benim fonksiyonum burada delta sıfırdan büyüktür. Büyüktür. Delta sıfır eşitse Çıkışı bir iki sıfırdır. kökü var. Kök nedir? Eksi b bölü 2 a'dır. X1 eşittir. X2 bu da işte kimdir? Eksi b bölü kimdir? 2 a. Biz buna çakışık kök deriz. Veya çift kat kök deriz. Çift kat kök veya çakışık kök deriz. Anlatabildim mi? Devam ediyorum. Evet. O zaman şudur. Bakın çakışık kök. Tek nokta kesmiş. Bu kimdir? Delta eşittir sıfırdır. Delta sıfırdan küçük ise burada negatifse kökten yapmaz çıkmaz. İleride biz karmaşık sayı göreceğiz. Ben de onu soracaktım. Normalde aslında iki tane yine kökü olmuyor mu? Evet, iki tane kökü var İyi, ama karmaşık kökü iyili bir diyeceğiz. şekilde, Ha, evet. evet. Karmaşık kök diyeceğiz. Veya gerçek kök yok diyeceğiz. Ya kökler sanaldır diyeceğiz, karmaşıktır diyeceğiz veya gerçek kök yoktur. İşte bu bakın şurada. Şurada delta sıfırdan nedir efendim? Küçüktür. Tamam mıyız? Toparlıyorum olayı. Evet. Parabolünün karşısında hemen ne geldi efendim? Köklerin varlığı geldi. Henüz kökler işaretini incelemiyorum. Oldu mu? Kökler ne efendim? Varlığı. Köklerin varlığı kimle ilgiliymiş? Delta ile. Sıfırdan büyükse iki kök. Eşitse çakışık kök, küçükse sanal kök. Veya gerçek kök yok. Toparlıyorum olayı. Ne yaptım? Ax kare fonksiyonuyla ax kare artı c'yi çizdim. Şimdi bana y eşittir fx a x eksilerinin karesini çiziyorum. Ne çiziyorum? X eksilerinin karesini çiziyorum. Olaya baktım. Burayı kim sıfır yapar? R ama iki tane var O karesi zaman olduğu için. R kökü demektir. R'yi pozitif alayım burada. R ne olsun büyük? Sıfır olsun. O zaman R bunun köküdür. Değil mi? Bu ne efendim? Kökü. Evet. Kare olduğu için çift kat kök. O zaman fonksiyon bu. İki Ne sıfır anlattım verince sana? de y'yi kesen noktayı bulacağız. Evet. Bu da zaten ne efendim? Bu da x2'dir, sıfırdır artık. Bunu görüyoruz değil mi? Ha, demek ki
Ben böyleyse, benim fonksiyonum A da sıfırdan büyükse, R de sıfırdan büyükse böyle olacak. R negatif çıksaydı bu tarafa kayacaktı. Değil mi? Görebildik mi? R negatif çıksaydı bu tarafa kayacaktı. A da negatif olsaydı benim fonksiyonum böyle olacaktı. Tamam mıyız? Ve çiziyorum. Evet, anladım. Çiziyorum. İyi bak. Diyorum ki y eşittir eksi 2 x artı 1'in karesi. Fonksiyonun grafiği nedir? Önce kökünü buluyorum. X eksi 1'de eksi 1. X eksi 1'de köktür. Yani Çift benim kat. Şu fonksiyonum, bak şu fonksiyonum. 1'i görmedim ya. Benim bu fonksiyonum kimdir? Şu fonksiyonum eksi 2 x kare fonksiyonu. Ne yapmış? Artı 1. Kim sıfır yapar? Eksi 1. Eksi 1'e kaymış demek. X'e sıfır verdim. Y'si de eksi 2 çıktı. Artık yani evet. Artık onu görüyoruz değil mi? Hı hı. Son maddemiz, son çizimimiz. Son çizimimiz, iyi bak. Ben aslında bunların şeyini yapamıyorum. Hani diyor ya, kaydırıyor böyle, yukarı taşıttırıyor. Hiç üzülme, hepsini yapacaksın. X eksenin karesine bir de k ekleyeyim. K kimi değiştirir? Y'yi değiştirir. Örneğin mesela bak. Diyelim ki şu diyelim ki bu kim olsun? Ax kare olsun bu. R kadar kaydırdım. Bu ne oldu? Y eşittir A x eksilerinin karesi olsun. Değil mi? K ekleyeceğim. Bak K. K kadar çıkacaksa bu yukarı, K pozitifse benim fonksiyonum bu olur. Bak, K kadar değişti bu. Oldu mu? Şeyi K kadar ne yaptım? Artırdım. Görebildin mi? K negatif olsaydı K kadar aşağı inecek. Aşağı indi. Burada delta sıfırdan büyüktür. Burada delta sıfıra eşittir. Burada delta sıfırdan küçüktür. Ben parabolün hiçbir tepe noktasını bulmadan bu şekilde çizebilirim. Biz buna öteleme yöntemi diyoruz. Ne yöntemi? Öteleme yöntemi. Hoparlıyorum orayı. Bak alıyorum. Soru alıyorum. Kavuşturabiliyor musun yazmayı yavrum? Evet. Zaten kısa kısa notlar alıyorum. İyi. Y eşittir x kare eksi 2x eksi 3'ü çiziyorum bak. Bak kök falan bahsetmiyorum. Tepe noktasından falan bahsetmiyorum. Bu ifade eşittir x eksi 1'in karesi x kare eksi 2x artı 1. Şimdi ne lazım? Eksi 4 lazım. Düzenledim. Eksi 1'i görmedim. 4 görmedim. Bu kim x kare? Kim sıfır yapar? 1. 1 birim sağda, 4 birim aşağıda. 4 birim ne? Aşağı. Getirdim eksi 4 birim aşağı. Yani kim sıfır yapar? 1. K kaç? Eksi 4. Burası oldu benim tepe nokta. Çizdim. Anlaşıldı mı? Benim fonksiyonum buradan geçebilir düşüncesiyle de zaten biz buna simetri ekseni diyeceğiz. Ne ekseni? Simetri ekseni. Bak, oldu mu bu? Fazla ki efendim burnumdan aşağı. Kavam geliyor işte kulaklarım simetri. Simetri eksenim kim? Burnumdan aşağı inen y doğrusu. Eksen simetri mi efendim? Burası kimdi? Birdi. Bak burayı buluyorum. Kök demek değil mi burası? Kök. Bunun kökü kimdir? Birisi 3'tür. Burası kaç? Evet, diğeri de evet. Kaç birim burası? 2 birim. 2 birim alırsan bu tarafa 1 eksi 1'den geçer. Evet. Bunun fonksiyonu bu. Tamam mıyız? Bak çizdim ben. Parabolü ne yaptım? Çizdim. Eksi 1'den geçmiş oldu. Bak kesinlikle ben burada herhangi bir formül, tepe noktası formülü aramadım. Ne yaptım? Ben bu ifadeyi ben çarpanla ayırdım. Kaydırarak yaptım.
Şimdi ikinci bir yoldan çiziyorum. Okulda görmediğim bir yol öğretiyorum ben sana. İyi bak. Eksi 4'ü bu tarafa aldım. Y artı 4 eşittir x eksi 1'in karesi. İyi bakıyor musun? Şuna y üssü dedim. Buna da x üssü dedim. O halde benim fonksiyonum kimdir? Y üssü eşittir x üssünün karesi oldu. İyi bak. Çok iyi bak. Yan tarafa alayım istersen şunu. Y üssü eşittir kim oldu? X üssünün karesi. Bak bunu okulda görme şansın yok. İyi bak. Burayı kim sıfır yapar? Şurayı. Kim sıfır yapar? Eksi dört. Y eşittir eksi dört doğrusunu çiziyorum. Y eşittir eksi dört doğrusuna ben kime paralel? X ya. X üssü diyorum buna. Kim sıfır yapar? Bir. X eşittir bir doğrusunu çiziyorum. Çizdim. Bu kime paralel? Y'ye. Ne oldu? Bu da Y üssü. İşte benim bu yeni orijinim. O üssü. Bu benim parabolumun tepe noktası yeni orijin. O üssü. Gördün mü? Parabol değil mi? Evet. İşte şu. Çizdim. Biz buna da efendim eksenlerin ötelemesi olarak çizim diyeceğiz. Neyin ötelemesi? Eksenlerin ötelemesi olarak çizim diyorum. Böyle bir tane daha çizeyim. Böyle. Tamam. Y burayı ben bu kesim noktaları ben artık vururum buraları. Kimdir burada? Y sıfırdır. Şurada kimdir? X sıfırdır. X ile sıfır yazdım. 1 eksi 3 gibi. Tekrar toparlıyorum olayı. Bu ötelemeyi kavraman istiyorum ben. Y eşittir eksi 2x kare eksi 6x artı 1 çiziyorum. Düzenledim. Eksi 2 parantezinde kim var? X kare artı 3x var değil mi? Çarparsam bu. Çarparsam kim? Bu. Şunu tam kare yapıyorum. Şunun yarısı kim? 3 bölü 2. Karesi kim? 9 bölü 4. İyi baktık mı? Bir dakika. Çarptın. Burayı verdin mi? Göremedim. Verdin mi burayı? Evet. Burayı da verdin mi? Evet. Burası kaç geldi geriye? Eksi 9 bölü 2 geldi buraya. Artı 1'e ne ister? Onu buluyorum burada. Ne ekleyeyim ki artı bir olsun? Şimdi bak bunu elim çarptım. Yandı. Bak bunu çarptım. Eksi ya. Bunu götürmez mi? Artı bir dedim ben. Bak çarptım. Bir tane bu. Tamam. Tamam çarptım tamam. Bu çarparsam bu eksi olur. Artısını artsam birbirine yapar. Götürür. Evet 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 anladım. O halde şu fonksiyon eksi 2 parantezinde x artı 3 bölü 2'nin karesi artı 2 9'da ne yapar? 11 bölü 2 yapar. Bu da kim? Y. 11 bölü 2 bu tarafa aldım. Eksi 11 bölü kaç? Sildim. Şuna y üstü dedim. Buna da x üssü dedim. Benim fonksiyonum kim oldu? Y üssü eşittir. Eksi 2 tane kim? X üssünün karesi. Tamam mıyız? Tamam. Çizdim. Burayı kim sıfır yapar? 1 bölü 2. 11, 11. Ha, 11 bölü 2. O halde y eşittir 11 bölü 2'yi aldım. 11 bölü 2 kaç? Burası olsun. Çizdim. Bu benim için kim? X üssü. Bak X'e paralelse X üssü diyorum. Burayı kim sıfır yapar? Eksi 3 bölü 2. Eksi 3 bölü 2'yi çizdim. Çizdim. Bundan nokta noktada alayım böyle. Olmaz mı?
nokta nokta aldım bunları. Eksi 3 bölü 2 bu doğrumda kime paralel? G'ye paralel. Y üstü. İşte bakın şunu çiziyorum ben. Tepe noktası bu. Yeni orijinin bu O üstü. Bu kimdi? O'ydu. O üstü. Kolla ne tarafa? Eksi 2 aşağı. Aşağıya. Hadi ben fonksiyonum şu. Ne yapacağım? Dikkat edeceğim. Şunun köklerini buluyorum. Nerede kesmişse. Şimdi benim bu ötelemeyle çizdiğim kavram. Diğeri de artı 3 bölü 2 mi? Yoksa başka bir kök mü? Bilmiyorum artık. Köklerine bakmadık. Oldu mu? Köklerine yaptım bakmadım. Tamam mı? Köklerini bulmadım. Köklerini buradan bulacağım. Çarpana ayrılabilirse ayıracağım. Ayrılmıyorsa delta'dan bakacağım. Değil mi? Tamam. Eksi bir artı eksiden bakacağım. Aldık mı burayı? Hı hı. Sildim. Sildim. Şimdi elinde ne kitap var senin şu anda? Yani bunlar ilgili ağır bir kitabın var mı senin? Ağır bir kitap. Acilim var. Onu bilerek bırakmıştım parabol kısmını. Şimdi bak. Sana 15 dakika şey veriyorum. 15 dakika teneffüs. 15 bana oradan soru tara. 9-15 gece bir daha buluşacağız. Ya da başka yapacağım. Ama sen dinç gördün bugün, oldu mu? Hemen 15 tamam. Dakika bana soru tara. Açacağım bir daha tekrar kaydı. Tamam mı? Size soru mu atayım? Yok, atma. Sen tara, ondan sonra bana canlı soruları. Anlaştık mı? 9'u çeyrek geçe bitireceğim ben seni. Bir daha kod at, IP atacağım. Tamam. Hadi görüşürüz.